Akdeniz TV ekranlarından tüm spor severlere merhaba. Kıbrıs Türk Petrolleri Süper Ligi 9. hafta karşılaşması Mor Menekşe ile Bostancı Bağcılar arasında oynanıyor. Kameraman arkadaşım Süleyman Akbulut'la birlikte sunucunuz ben Levent Ezel. Bu karşılaşmayı sizlere aktarmaya çalışacağım. Maçın hakemi Savaş Tilki, yardımcıları Özel Çağlayan ve Turgay Misk. Mor Menekşe kalede Devrim, Petro, Hasan Mani, Ahmet Arıtaş, Yusuf Tuko, Hasan, Burak, Serhan Aktaş, Sami Yat ve Ahmet Demir 11 ile bu karşılaşmaya başlıyor. Bostancı Bağcıl kalede Ahmet. Bu arada Savaş Tilki karşılaşmayı başlattı. Devrim Ahmet Zayıfoğlu, Abdullah Samori, Murat Gertik, Gert, İsmail Erdin Cenkay ve Ertaç ilk 11'de başlayan isimler. Erdiç topun üzerinden atladı Ertaç. Direkt kaleye, Devrim kucağından sektirdi bakıyorum. Korner. Akdeniz TV, Desmart, 172. kanal ve TürkSat üzerinden izleyebilirsiniz Akdeniz TV'yi. Şimdi Bostancı Bağcıl, Gert Patrick de geliyor. Gert'ten Ertaç'a harika bir pas, karşı karşıya Ertaç, top dışarıda. Gert Patrick şık bir çalım Peyko'ya. Murat'ın önüne buluşturmak istedi topla Murat'a ama Murat topa yetişemedi. Şimdi buluştu, Ertaç sağ çapraz, Devrim. Eli girdi araya, topu aldı Samori. 3 futbolcu var. Ertaç'ın önüne atılan uzun top. Ertaç. Şimdi Gert Patrick kafa, Devrim. Petro'dan Ahmet Demir. Şimdi Ahmet Demir süratle ceza alanına doğru yaklaştı. Sami. Ahmet Demir pas istedi. Sami şimdi girdi ceza alanına. Şut, top dışarıda. Ahmet Demir. Serhan top ayağının altından kaçırıyor. Topla buluştu şimdi. Çıkmasına izin vermedi Serhan. Geriye Hasan Mani, Hasan Mani şık bir çalım Cenkaya. İkinci çalım ortasını yaptı. Abdullah kafayla uzaklaştırdı. Hasan Ankaralı topla buluşur mu? Ceza alanı için şut. Topalarda gol. Hasan Ankaralı bir anda ceza alanında topla buluştu. Kaleyi karşısında gördü, yerden şut. Ahmet Gardiyanoğlu kaleci sadece seyretti. Topalarda Mor Menekşe takımı karşılaşmanın 43. dakikasında Bostancı Bağcıl önünde Hasan Ankaralı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Cenkay var geriye Teyko'ya. Teyko'dan Hasan Mani. Hasan Mani ortalar mı ceza alanına? Ortaladı. Serhan bakıyorum. Top ağlardı ama offside. Şimdi Gert Patrick de Bağcıl hata devam edecek. Gert, Teyko, Ahmet Demir iki futbolcu Gert'i sıkıştırdı. Top aldı. Ahmet Demir seyircisinden de alkış aldı. Top kaleci Devrim'de derken Savaş Tilki karşılaşmanın ilk yarısını bitiren düdüğünü çalıyor. Bostancı Bağcıl'da ve Savaş Tilki'de karşılaşmanın ikinci yarısına başladı. Az önce yapılan faul sonrasında Burak topun başında vuruşu kullandı. Son anda kaleci Ahmet Gardiyanoğlu topu çeliyor. Şimdi Sami, Samori var karşısında. Samu ceza alanına girdi. Top dışarıda. Hasan Mani, Kaan var karşısında. Yardıma geldi Devrim. Şimdi Gert Patrick. Gert Patrick'ten Ertaç'ın önüne atılan uzun top. Yusuf, Ertaç. Şimdi Murat Gertik sol kanat. Kaleciyle karşı karşıya Murat, Devrim. Yerden pas Gert Patrick. Petro var karşısında. Gert Patrick'ten Samori'ye, Samori'den Ertaç. Ertaç'tan Devrim. Şut şimdi Ertaç ve Devrim. Hani gelişti Mor Menekşe kalesine atak. Bostancı Bağcıl atağı. Samori topla buluştu ceza alanının dışında. Samori, Murat Gertik karşısında. Sami var. Murat Gertik şık bir çalım. Son çizgi orta. Ahmet Arıtaş, Ertaç top dışarıda. Hasan Mani'nin önüne attı. Kaan'la Hasan Mani'nin mücadelesi. Korner bayrağına doğru geri futbolcu da gidiyor. Top Hasan Mani'de. Şimdi Hasan Ankaralı karşı karşıya, top dışarıda. Ertaç, Erdinç, Devrim ama araya giren isim Yusuf Beyazi. Şimdi Sami, İsmail'in yanından geçti. Abdullah'a da geçti. İki şık çalım. Ahmet Demir'in önüne pas. Ahmet Demir top ağlarda gol. Ahmet Demir top ağlarda gol. Karşılaşmanın 78. dakikası. Sami şık çalımlarla sağ taraftan ceza alanına kadar geldi. Ahmet Demir'e çıkardı topu. Ahmet Demir de bu pası affetmedi. Topu ağlara gönderdi. Mor Menekşe'yi
2-0 öne geçirdi karşılaşmada. Az önce belirtmiştim. İki takım arasında gidip gelen bir karşılaşmaydı. Karşılıklı bulunan gol pozisyonları vardı. Kaçan goller vardı ama bu kez Ahmet Demir, ki bugün çok fazla sahneye çıkmadı Ahmet Demir, ama sahneye çıktığı pozisyon bulduğu ilk pozisyonda da topa alarak gönderdi. Normal süre ve uzatma süresi de benim saatime göre bitti. Artık Savaş Tilki belki de şu anda topu havadayken bitirebilir diye düşünüyorum. Topu Teiko karşıladı ve hakem Savaş Tilki de karşılaşmanın 2-0 Mor Menekşe üstünlüğünde bittiğini belirten düdüğünü çaldı. Mor Menekşe Cemal Balses stadındaki karşılaşmada Mor Menekşe önce Hasan Ankaralı, sonrasında Ahmet Demir'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek evine gönderdi. Ben Akdeniz TV ekranlarından kameraman arkadaşım Süleyman Akbulut ve sunucunuz ben Levent Tezel sizlere iyi akşamlar diliyorum.